Herkese selam. Günaydınlar. Ne habersiniz? Günaydın çünkü sabah. Öğlen olmuş olabilir ama daha sabah. Bugünkü konumuz yatağımızı toplama ve nevresim değiştirme. Döne döne nevresim değiştirme takvimi daha önceki videomdan görmüşsünüzdür. Şimdi görmeyenler için bir daha gösteriyorum. Ama önce bir yatağı toplamak lazım tabii. Şarj aletim. Çok şarjım bitiyor ya. Kış. Kış anam. Prenses. Prenses. Çekil. Sen mi toplayacaksın yoksa? Al sen bunun oyunu. Git oyun. Git. Git bak oraya git. Yürü. Bu yatak örtüsü mü deniyor ya buna? Öyle bir şey. Evet bu ondan. Ama ben daha çok böyle sıcak tutsun falan diye kullanıyorum. Amacı o yani. Şu anda hem battaniye hem yorgana geçme mevsimi değil. Ama tek yorganla da üşüyorum bir tık. O yüzden onu koyuyorum. Şimdi bu şekilde düğmelerini açıyoruz. Yorgan çarşafımızın. Yorgan çarşafı. Doğru mu ya bu? Nevresim işte. Sonra böyle çıkarıyoruz. Şimdi bunları yıkayacağım ben. Ay çok güzel. İnce aslında bakın göstereyim. İnce şöyle ama sıcak tutuyor ya böyle içindekinden herhalde. Elyaf mı neyse. Elyaf sıcak mı tutar? Bilemiyorum. Neyse bu yastıklı lastikli çarşafımızı geçireceğiz. Yastıklarımızı çıkaralım. Şey çok kötü ya. Lastikli. Ay niye ben konuşamıyorum ya? Kız bırak. Lastikli olmayan çarşafları kullanmak çok zor gerçekten. Geçmiyor. Yani geçiyor da toplanıyor falan böyle. Burası dev oldu. İnşallah yıkılmazlar. Çekil, 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 çekil. Ya başka türlü çekiltemiyorum. Ne yapayım? Kavga mı edeyim şimdi onunla? Allah. Devriliyor. Ne yapalım? Şimdi bunu yastıklarından lastiklerinden çıkarıyoruz. Böyle döne dolaşı çıkartıyoruz. Çünkü yatak uzun, kolumuz yetişmiyor. Atlıyoruz falan. Bunu çıkardık. Atıyoruz. Ve sıradaki çarşafımız. Tersine düzüne bakalım. Bakıyorum. Uzun ve kısa kenarlar önemli. O yüzden kısa kenarlarını böyle baştan takıyorum. Geliyorum. Böyle. Çekiyorum ve işte bu sıkıntı gördünüz mü? Şimdi önce o zaman buraya takayım. Burayı bir takalım. Sonra oldu mu? Şimdi tamam. Tek bir yer kaldı. Hemen yapacağız onu da. Oldu vallahi oldu. Bakayım. Oo. Mis. Oy. Oy. Şimdi. Oy sıcakladım ya. Bunlar yastıklarımız dur devrilme. Bu daha yorganımız. Önce yastıkları geçirelim. Ters kullanmışım ya. Aslında bu nevresimin yastığı bu. Şu çıkardığım çarşafın yastığı da bu. Ama tek tek kullanmışım ben nedense. Deminkinden çıkardım birer tanelerini. Şimdi gene ayrı ayrı tek tek takacağım. Herhalde biri kirliyken öbürünü takmışım falan. O da hep öyle gitmiş. Evet.
Ya şu gündeme ne diyorsunuz ya? Altın, dolar. O bu her şey fırladı. Ne olacak bu gençlerin hali? Tıkıldık kaldık. Öbür yastık nerede? Heh, burada. Bunu da geçirelim. Şimdi bunun çeşitli yöntemleri var. Bazıları benim böyle yastığı ucundan tutup tersine doğru böyle geçiriyor. Kimisi de yastığı böyle içine tepiyor. Ben böyle tersine doğru geçirip şöyle şöyle yapıyorum. Heh. Atalım. Bir şey soracağım. Fark ettiniz mi? Karışık. Ya nevresim ütüleyenler varmış ya. Nevresim de ütülenir mi? Neden ütülenir, ütülenirse de? Yani bilemiyorum ya. Çok saçma. Bence zaten ütü olayı en başlı başına bir saçmalık. Yani hiç gerek yok. Hayatta ütü yapmam. Yani şöyle ütülenecek kıyafet almam zaten. Nefret ediyorum ütü yapmaktan çünkü. Ki beceremiyorum da. Yok çizgi çizgisine denk gelecekmiş de. Ben arkasını ütülerken önü gene kırışıyor. Hani sonuç olarak ha belki ütü tam olmadığından olabilir ama yatağın üstüne koyup ütülüyorum ya. Kız! Ütülüyorum ya yatağın üstüne koyup. Hani mesela bu gömlek. Bu gömleğin önü, şurası da arkası. Şöyle düşünelim. Gömlek ya. Önü arkası. Şimdi ben böyle önünü ütülerken arkası da burada sonuçta. Bunun arkasının düz mü, yamuk mu olduğunu göremediğim için bu önünü ütülerken arkası da karışıyor. Sinir oluyorum. Gerek yok. Ütüyü şey demiş bir tane sosyal medya fenomeni işte. Ya nasıl ütüsüz yaşayabiliyorsunuz ya falan gibi şeyler paylaşmıştı böyle. Sonra ona bir takipçisi de şey yazmış. İşte sürdürülebilirlik ve doğa için ütüyü bıraktık yazmış. Çok katılıyorum o şahsa. Sürdürülebilirlik ve doğa için ütü yapmayın arkadaşlar. Zaten ütü fiyatları da almış başını yemiş. Ne oldu? Bu da bir manyak ha. Böyle manyak işte. Evde normal biri yok hiç. Herkes manyak. Şimdilik. Şimdi bu böyle içine girmiyor ya tabii atıyorsunuz. Sonra ben bunları böyle gelip içine sokuyorum. Uçlarını. Sonra gidiyorum. Şurasından bir daha çırpıyorum. Çok mu uğraşıyorum ya da bunun daha pratik yöntemini bilenler bana yazsın. Bakın. Şimdi oldu. İçine girdi. Sonra her ucundan şöyle bu ucundan da tutup bir de şöyle çırpıyorum. Bak şurası düzleşmedi mesela. Çırpıyorum düzleşmiyor. Geliyorum. Elimi sokuyorum şöyle içine. Şunu biraz düzeltiyorum. Sonra tutuyorum bir de bu tarafından çırpıyorum. Neden düzleşmiyor? Şöyle bir ucunu bulayım. Ucunu ucuna denk getirelim. Şimdi oldu. Bir de mesela bu yorganın iki tarafı var. Burası kelebekli, burası çiçekli. Ben bu kelebekli kısmını daha çok kullanmayı seviyorum. Yani üste getiriyorum böyle gözükünce içim açılıyor diye. Ama şunun üstüne serdiğim için çok içim açılamıyor tabii. Gerçi bunun da bakayım. Ha bunun da şu tarafı kelebekli. Kelebekli mi? Kelebek de var, çiçek de var. Onu da seriyorum. Şimdi dümeleyelim. Vallahi terledim ha. Zor ya bu işler. Yok ya ev işi bana göre. Her videoda ev işinin bana göre olmadığına karar veriyorum. Şimdiki. Bir daha çırpacağız. Bakınız kelebekli tarafı. Ama şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var. Mesela bu düğmeli tarafı ya. Bu düğmeli tarafı baş değil, ayak ucuna gelmeli. Çünkü mesela kolumu atıyorum gece uyurken yorganın içine giriyor falan. Düğmeler yüzünüze batabilir gibi şeyler olabilir. O yüzden düğmeli tarafını ayak ucuna getiriyorsunuz. Ve
İşte bu kadar. Şimdi bunu da serelim üstüne. Aslında bunun kelebekli tarafını değil de diğer siyah beyaz olan tarafını kullanmayı daha çok seviyorum ama şu kelebekli, hadi burasını kullanayım. Böyle şeyi daha çok seviyorum. Beyaz ağırlıklı şeyleri. Çünkü içim açılıyor ya. Hele yatak odasında böyle beyaz insanın içini açıyor. Vallahi çok güzel olurdu. Ben de bakayım. Bakayım. Mis. Oldu. Bence oldu. Sizce? Öf, çok terledim yalnız. Nasıl? Yuvarlanma metoduyla yatak topladık. Videoyu beğendiyseniz like atın. Aslında evde daha yapılacak çok iş var da. Şimdi onları yapacağım işte. Öyle alelade yapıvereceğim yani. O yüzden videoya çekmiyorum. Neyse, belki çekerim ama sanmıyorum. Belli de olmaz. Neyse. Of, her hafta sonum böyle temizlikle falan geçiyor işte. Yani şu an alemler akıyor olmak vardı. Sabah sabah. Ama olsun. Neyse, hadi. Hadi sizi çok tutmayayım. Öptüm. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ha, bir dakika, nasıl kapatıyordum? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.